Çok fazla teori var. Neden evrim teorisi anlatılması gereksin? Yani teori bu çünkü. Bilimden alakası yok. Teori derken bir inanç. Yani bir felsefe. Yani bir pagan inancı. Eski pagan inançlarından birisi. Yani tarih bilgisi içerisinde anlatılabilir. Pagan inançlar içerisinde anlatılabilir. Ama bunu yani büyük bir buluşmuş gibi, sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi anlatırsam bu olmaz. Çünkü bilimsellikle alakası yok. Fosil kayıtlarına baktığımızda Darwin'in kendi de söylüyor, ara fosil bulamıyoruz diyor. Ara fosil yoksa, arayıp bulamıyorsak bu teori doğru değildir diyor. Yanlıştır diyor. Suriye'den örnek veriyor. Suriye'nin halini görmüyor musun? Evrim teorisi okutuldu Suriye'de, doğru. İşte Suriye bu hale geldi. Irak da okutuldu, Irak da bu hale geldi. İslam alemi mahvoldu. Osmanlı da okutuldu, Osmanlı yıkıldı. Yani adamlar bunun hiç farkında değil. Evrim teorisi Osmanlı'ya tamamen yayıldıktan sonra Osmanlı paldır küldür çöktü. İslam aleminin mahvolmasının nedeni de evrim teorisidir. Yani eski Sümerler'deki bir inanç olarak anlatıyorsan anlat. Hitit, eski Yunan, bütün putperest inançlar da var.